Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 9 Haziran 2020 günlerden Salı saatlerimiz 21.12'yi gösteriyor. Yarın 10 Haziran 2020 günlerden Çarşamba beklenen gün geldi. Biliyorsunuz pandemi döneminde bir süre ara vermiştik. Yine yerli yarışlarımızda bildiğimiz safkanlarla, bildiğimiz orijinlerle yine yorumlarımıza devam edeceğiz. Umarım hayırlısı olur. Umarım pandemi yine korona virüsü yayılmaya devam etmez bulaştırıcılık özelliğini kaybetmiştir. Çünkü çok arkadaşımız da işini gücünü kaybetti. Umarım bundan sonra hepimiz için hayırlısı olur sevgili yarış severler. Biliyorsunuz yarın 10 Haziran 2020 çarşamba günü İstanbul yarışlarıyla başlayacak at yarışları. 10 koşuluk bir program var. Gerçekten kalabalık koşular var. Talep var at sahiplerinden haklı yere. Çünkü birkaç aydır atlarını e, koşamıyorlar. Start alamıyor safkanlar. Yine akşam yarışta Elazığ'da 9 koşuluk bir programa e, tanıklık edecek. Yine gerek İstanbul'da gerek Elazığ'da yine e, iki altılı ganyan analizimiz olacak. Birinci ve ikinci altılı ganyan analizlerimiz olacak. Umarım e, yeni sezonda. E, bol bol altılı buluruz arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Hepinize bol şanslar dileyerek analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımızdan ücretsiz kanalımıza abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini istiyorum. Sadece yapmanız gereken arkadaşlar videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı atacağınız beğeniler yani like'lar çok önemli. Gerek Google'da gerek YouTube'da gerek sosyal medyada at yarışlarıyla alakalı bir deyim aradığınız zaman en üst sıralara taşıyor bizi. Onun için bütün arkadaşlarımızdan da videolarımıza like atmalarını önemli rica ediyorum. Sevgili yarışsever arkadaşlarımdan diyerek ben İstanbul 2. altılı Ganyan analizime geçeceğim. Yine 2. Altılı Ganyan analizime geçmeden önce bütün arkadaşlarıma bol şanslar dilerim. Umarım güzel yarışlar bundan sonra ardı ardına olacak arkadaşlar. Umarım bütün arkadaşlarım her gün altılı bulurlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Arkadaşlar İstanbul'da 10 koşuluk bir program vardı. Birinci altılı ganyan analizimizi verdi. İkinci altılı ganyan İstanbul'da programın 5. koşusuyla başlayacak. Altılgan ilk ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının e, 1600 mesafe Çin pistte koşulacak. Şartlı 5 yarış ile başlayacak. 70 bin lira değerinde bu koşu gerçekten e, birbirine eşit safkanların, beğendiğim safkanların bir araya geldiği bir koşu. Ama ben yine e, 80 handikapı olmasına rağmen Sayın Tuncer Gökçe'ye ait Gökhan Gökçe ile yani kendi sahibinde start alacak olan e, bir numara Baba Bravo'yu Çin kuma yırmayan bir safkan, başarılı bir safkan, özellikle anne babası Grant Equinox olan bir numara Baba Bravo'yu bu yarışta birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 8 numara Lupo Uno özellikle Ahmet Çelik'le Çim'deki yarışlarını izlerseniz arkadaşlar gerçekten çok başarılı çok güzel yarışlar çıkarmıştı. Bugün yine Ahmet Çelik'i üzerinde görüyorum Sayın Kemal Kurt'a ait Lupo da Ben 8 numaralı Lupo Una'yı da ikinci şanslı isim olarak görüyorum. Yine kaliteli isim son yarışları özellikle kısa vade 8 Kısa vade 7 yarışlarda dolaşan Pan River'ın tayı anne babası özellikle Thunderbolt gibi bir şampiyon olan 7 numaralı kayı ovası da emin ellerde özellikle kayalar safkanlarına eczaneye verdikleri para gerçekten e, arkadaşlar acımıyorlar. Her yarıştan sonra safkanlarına serum veriyorlar. Safkanlarını dinlendiriyorlar. O yüzden ben 7 numara Kayı Ovası'nın da bu dönemde hazır olduğuna inanıyorum ve bugün 3. şansı isim olarak vereceğim. Yine 4 numaralı Bademar biliyorsunuz aradan sonra bu safkan 2 yarış koştu ve pandemi dönemi girdi. Mecburen bir kez daha ara vermek zorunda kaldı ama çok karakterli, çok değişik bir safkan. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde ben 4 numaralı Baldemar'ın da şanslı olacağını düşünüyorum. Bugün 4. şanslı isim olarak veriyorum. Yine Halis Karataş idaresinde piste çıkacak. Sihirbaz Jockey idaresinde piste çıkacak. 3 numaralı After Forever'ın da bir Luxor temsilcisi. Bir devir torunu olduğu unutulmamalı. Bugün kuponlarda mutlak suretle bulunmalı. Yine sürpriz arayan arkadaşlarım. 6 numaralı Jack Sparrow ve son isim olarak da 2 numaralı Ulu kuponlarında yazabilirler diyorum ve Altılgan ikinci ayağına geçiyorum. Altılgan ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe çim piste koşulacak kısa vade 18 koşusu önemli koşulardan bir tanesi serbest handikap Orhan Meker koşusu arkadaşlar. Burada da 2 numaralı The Perfect Show özellikle içimden tek yazmak gelen bir safkan arkadaşlar. Özellikle son üçüncülüğünü izlediğim zaman bunu düşünmüştüm. <laughs> bir bu Ranger temsilcisi olan 2 numaralı The Perfect Show isimli safkan bugün Özcan Yıldırım idaresinde gerçekten çok şanslı görünüyor. Yine 6 numaralı Siyah İnci Tayland'dan beri takip ettiğim banknot temsilcisi Altunma Siyah İnci de bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde değişik bir yarış çıkarabilir. Bu safkanda dikkat diyorum. İkinci şansı isim olarak veriyorum. Yine Ahmet Çelik İdaresi'nde piste çıkacak Aproven'in tayı bir numara Karabayır'da grubun ağır toplarından kalite safkanlarından bugün ilk 3 safkan içerisinde bulunmalı. Bu ilk 3 safkanı ufak oynayan arkadaşlarımız kuponlarına yazabilirler. Bu 3 safkanın dışına çıkarsan ne olur? 4 numara Bratislava Özellikle Hişman Çizik İdaresi'nde çıktığı son yarışını kazanmıştı Kum'da. E bugün yine Hişman Çizik İdaresi'nde çimi deneyecek bu safkan. Yine e, sürprize imza atabilir bu safkanda. Yine 7 numaralı Kara Yaşar. E, özellikle George Thomas yavrusu olduğu unutulmamalı. Ve bugün Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde sürprizci arkadaşlarıma önereceğim safkandır. Yine Halis Karteş İdaresi'nde 5 numaralı e, Natuva Eka'nın temsilcisi. 5 numaralı Megiç onlara yazılabilir. ve son isim olarak da 9 numaralı Stilmeni yarışsever arkadaşlarıma öneririm. Arkadaşlar programda bugün 2 bankom var. 2 banko ile gireceğiz. 4 ayakta da sürpriz arayacağız. 4 ayakta da tuttuğumuz safkanları sizlere yansıtacağım. Programda iki bankom var. İlerleyen ayaklarda bu iki bankomu da göreceksiniz. Ve Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına geçiyorum. Dört yaşlı Arapların 1400 mesafe sentetik pistte koşulacak. Şartlı 19 yarışta devam edecek. Gerçekten günün en zor koşusu. Ama özellikle son yarışını yapması durumunda... <laughs> aradan sonra ne yapacak bilemiyorum. Zaten altılı ganyanlarda bir ay sonra 2-3 hafta sonra oturacaktır arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır koşmayan safkanlar var ama hepsi de idmanda. Özellikle çok güzel idmanları olan safkanlar var. Son yarışında 7 numara Güloş'u ben çok beğendim. Murat Ağa, yılışık güzel orijini ile bugün e, piste çıkacak. E, ben bugün 7 numara Güloş'un başarılı koşacağını düşünüyorum. Birinci şanslı isim olarak sizlere öneririm. Yine 3 numaralı Sade Dicle Gerçekten eşkalli, kaliteli safkan izlenimi verdi son koşusundan. Bugün Burak Avar peki dairesinde benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 9 numaralı Özüm Asya'da son güzel ikinciliğine dikkatleri üzerine çekti. Bugün Gökhan Bektaş dairesinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Güvenilir Sultan. Kuponlarda bulunması gereken Saltukan temsilcisi özellikle Deniz Yıldız safkan tercih etmiş. 800 numara güvenli sultan da kuponlarda bulunabilir. Bu aya fazla safkan yazacağım arkadaşlar. Dördüncü ayakta son ayakta birer banko geçeceğim bugün tuttuğum safkanları. Yine 6 numaralı eşi yok Gerçekten güzel e, safkan son ikinciliğinle kalitesini belli etti. Bir Kayızbert temsilcisi Ayhan Kursun dairesinde bugün benim 5. şanslı safkanım olacak. Yine 11 numaralı Kolej Güzelim Ali Kaçmaz dairesinde yine kuponlara yazılması gereken bir diğer safkan arkadaşlar. Yine 13 numaralı e, Aspurçe Muhammed Hamadi dairesinde yine 16 numaralı. Esila Su ve 5 numaralı Balıkal Zeyno sırasıyla bütçe durumunuza göre yazabilirsiniz. Gerçekten birbirine yakın safkanların e, e, mücadelesi olacak. Hatta burada tuttuğunuz safkan da ilave edebilirsiniz. Korktuğum bir ayak. Bunu da buradan sizlere belirtiyorum. Ve Altıgan'ın dördüncü ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 8 yarışı Ergin Talay koşusu. E, arkadaşlar bu yarışta gerçekten ben bu grubu çok çok rahat geçeceğini düşündüğüm e, bir safkan var. E, günün bankosu olarak vereceğim. Belki günün bankosu olarak birçok arkadaşımız enerjik ama e, kısa vade 8 yarışı düşmüş. Biz Gazi kazanabileceğinden bahsediyoruz. E, büyük koçları kazanabileceğinden bahsediyoruz. Burada kısa vade 8'i adeta gülü oynaya kazanmasını beklediğim Victory Galop'un e, temsilcisi 3 numaralı Call to bu rakiplerinin gülü oynaya geçmesini bekliyorum ve yarış sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak veriyorum. Gerçi burada 3 numaralı Call to koşmasaydı e, iki safkanım vardı özellikle ikili veya üçlü bayı sonucu arkadaşlarıma önereceğim safkanlar olacak. Yine on numara var ne ileriye yönelik çok büyük işler yapacak safkan izlenimi verdi. Kaliteli bir safkan izlenimi verdi. Bu koşu için biraz erken diyorum ama yine bir numara Alihan ve 9 numaralı Toros da biliyorsunuz 9 numaralı Toros'u son yarışında sizlere ısrarla birinci safkan vermiştim. Hatta küçük oynayan arkadaşlarıma da tek vermiştim o gün. Gerçekten de çok büyük bir sürprize imza attı Selim Kaya Ama bu yarışta 3 numaralı Call Victor Victory isimli safkanı geçemezler. E, Call grup yarışları hazırlanıyor. Bu grubu bence Kantarma'da kazanır. Yarışsever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve 6'lı gayenin 5 yani geçiyorum. 2. 6'lılarda 3 yaşlı Arapların bin, bin mesafe sentetik piste koşulacak. Şartlı bir yarışı. Yine ilk defa koşacak. Safkanların birincilik mücadelesi olacak. Burada da 5 numaralı Kara, Karaca Kayalı, evet arkadaşlar Karaca Kayalı isimli safkan bir uçan oğlu temsilcisi anne Mudanya yani annenin babası da aya bakan gerçekten çok güzel bir pedikli yakalamış Sayın İzzet Aksoy güzel bir eşleşme olmuş 5 numaralı Karaca Kayalı bugün özellikle Halis Kartaş idaresinde etkili bir yarış çıkarabilir. Bugün birinci şanslı isim olarak değerlendirilmeli. Yine 2 numaralı Chris Bey güzel pedigrisiyle dikkat çeken bir isim. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde yine dikkat edilmesi gereken bir başka isim. Yine 3 numaralı Farnelli. Beğendiğim bir safkan özellikle Hastay'ın torunu olan 3 numaralı Farnelli de Ayhan Kurşun idaresinde kayla alınması gereken bir diğer isimdir. Ve son iki isim vereceğim. Özellikle geniş oynayan arkadaşlarıma söyleyeceğim isim 4 numaralı Hasan ee, arkadaşlar bugün İşman Çizik Dairesi'nde piste çıkacak ve 8 numaralı Muzo Baba isimli safkanları ben sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve 6'lı gayenin son ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe sentetik piste koşulacak Handicap 15 yarışı. Arkadaşlar burada hatırlar mısınız bilmiyorum bir önceki birinciliğinde yani son birinciliğinden önceki birinciliğinde size hissettiklerimi söylemiştim. Son koşusunda söylemiştim. Dedim ki arkadaşlar dedim ne biçim bir safkan var dedim. Adeta bir yürüyen dev vardı dedim. Bu yürüyen dev dedim yani sanki bu safkan koşsa Veli Efendi bu safkanı geçecek at olmazcasına koşuyordu. Bu at yürüyor, bu at koşmuyor demiştim. Ve son yarışında aynı o şekilde kum olmasına rağmen, e, sentetik olmasına rağmen o yarışta da aynı o o şekilde arkadaşlar rakiplerini adeta yüzerek geçti. Çok beğendiğim bir safkan. Yürüyen bir dev adeta. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. 4 numaralı Lasting Memory isimli safkanın ben bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum belki sürpriz çıkacak. Belki 3. at çıkacak. Ama ben bugün o gördüğüm safkanın bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir antrenörü var e, bu safkanın. Ben antrenörüne de güveniyorum diyorum. Sayın İbrahim Eser antrenör ediyor e, bu safkanı çekirdekten yetişen bir arkadaşımız. Tabi at yarışı bu %100 gelecektir de demiyorum ama o 4 numara Lasting Memory'nin son birinciliğini izleyin. Bir de bir önceki birinciliğini izleyin. Bakayım sizler neler hissedeceksiniz arkadaşlar. Ben Altılgay'ın son ayağında 4 numara Lasting Memory isimli safkanı Gökhan Kocakaya idaresinde yarışsever arkadaşlarıma Handikap 15 yarışta günün Banko ismi olarak öneriyorum ki ben daha üst gruplarda koşmasını ve daha üst gruplarda bu safkanı tek atmayı arzuluyorum. Umarım istenilen düzeye gelir. Umarım safkanlar koşmasını öğretilir. Çünkü daha acemi safkanlar gibi koşuyor ama çok güzel bir beden dili sergiliyor. Ben 4 mal Lasting Memory'nin bu grubu rahat geçeceğini düşünüyorum. Değerli sever arkadaşlarıma günün ikinci bankosu olarak öneriyorum ve hepinize bol şanslar diyorum. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Eğer kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza destek vermek isterseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.